Bence her sanatçı sanatıyla kişiliğini yansıtır. Antikalar üzerine çalışmayı seçtiğimde en temel amacım bu anonim heykel ile aramda bir bağ oluşturabilmekti. Eserini oyan birini canlandırmak, eserdeki izlere odaklanmak, geçmiş nesillere meydan okumak, yaşamış ve bu dünyadan göçmüş binlerce nesle, sanatla bir olmak. Burada bir çalışma sergileyebileceğim söylendiğinde, sergilenen koleksiyonu gezip ilgimi çeken bir şey var mı diye baktım ve Orfe ekolünden bir şair buldum. Şairin arkasında iki muhteşem deniz perisi duruyordu. Benim ilham perim oldular. Bu betimleme beni derinden etkiledi. Kendi soyut çalışmalarım için bir kaynak olabilir diye düşündüm. Bu noktadan başlayarak üzerine bir şeyler ekleyebileceğim fikri aniden belirdi kafamda. Açıkçası Orfe efsanesi o kadar da ilgimi çeken bir şey değil. Beni etkileyen ve ilham veren şey ise Vilas koleksiyonunda sergilenen, arkasında deniz perileriyle şarkı söyleyen şairin kendisiydi. Bu eser sanatın ortaya çıktığı anı yansıtıyordu. Bir sanatçı ve ilham kaynağı eserin içinde bir arada. Getty'de bu figürleri görür görmez tam benlik bir şey olduğunu hissetmiştim. Neden diye sorgulama gereği duymadım. Sadece içimden gelen sesi dinledim. Hislerim bu sese kulak asmam gerektiğini söylüyordu. Ben böyle çalışırım, bu şekilde sanatımı ortaya çıkarırım. Bu iki parçayı içeriye daha yeni yerleştirdik. Buraya başka heykeller de getirilecek ama şimdiye kadar oyması bitenler bunlar. Heykelleri bu mekana yerleştirmeye başladık. Getty Villa'daki odayı tam anlamıyla yansıtması için oluşturduğumuz bir mekan burası. Hem de Washington eyaletindeki Walla Walla şehrinde olmamıza rağmen. El yazımın yanında figürlerin benim şiirimle birlikte nasıl durduklarını anlamak için böyle bir mekan yaratmaya ihtiyacım vardı. Sonuçta memnunum. Beyaza boyadığımda kendini nasıl da ortaya çıkardığını, gözler önüne serdiğini siz de görüyorsunuz. Ahşap üzerine boyamayı her zaman ilginç bulmuşumdur. Ahşap boyayı çok hassas bir şekilde taşır. Bunları sanki bir tabloymuş gibi boyuyorum ama aslında büyük üç boyutlu eserler. Başlarda ne yapacağımı, ana figürün nasıl yorumlanacağını bilmiyordum. Özellikle de ana figürün kafasını nasıl yorumlayacağımı. Sonra "Boş ver gitsin, bu sefer şair ben değil miyim? Ne istersem onu yapabilirim." dedim. Ve neden gerçekten kişisel bir şeyler katmayayım ki diye düşündüm. Yaptığın aslında insanlık hali üzerine bir yorum ve bu gerçeğin bir parçası olduğunu kabul etmekten başka bir şey değil. Buradakiler gibi iki figürün daha yeterli olacağını düşünüyorum. Bu figürlerin varyasyonları ve büyük kafa, yani toplamda 5 figür olacak. Kafayı ve iki figürü gördüğüm anda odanın 2 tane daha figüre ihtiyaç duyduğunu hissettim. Orijinal eser 2 deniz perisi ve Orfe şairinden oluşuyor olsa da bu eseri yeniden canlandırırken alacağım kararlar konusunda özgür olduğum kanısına vardım ve 2 deniz perisi daha eklemeye karar verdim. Figürlerin tıpatıp aynını kullanmak istemedim. Biraz daha karmaşık bir sahne hayal ettim. Perilerin 4 kadının dansı olduğunu düşündüm. Kararlıydım ve yapmaya başladım. Heykelleri değiştiriyorum ki kafaları farklı olsun. Bunun heykellere yeni bir hareketlilik kazandıracağını düşünüyorum. Orijinal heykeli kopyalamaktansa bana özgü bir hareket ekliyorum. Böylece bittiği zaman dans perileri odanın içinde dans edecekler. İşte bu şekilde.
Boyamaktan vazgeçtim çünkü boya heykelleri, yani heykellerdeki kusurları, yüzeydeki izleri gereğinden fazla kapatmaya başladı. Bu yalan söylemek gibi bir şey. Her şey olduğu gibi görünmeli. Kumlama tekniğiyle yüzeylerin eskiden boyalı olduğuna dair sadece küçük bir ipucu bırakacak şekilde boyayı çıkardım. Böylece antikaya yakışan bir etki elde ettiğimi düşünüyorum. Asırlar arasında bir bağ, bir ilişki kurmaya çalıştım. Şuradakini de deneyelim. Evet, dışarı ittirebilirim. Tamam, bekle bir dakika, biraz bekle. Evet, galiba oldu. Tamam, şimdi bırak. Ayağına dikkat et. Bu kadın figürünü arka tarafa, köşedeki şu şeyin üzerine almak istiyorum. Taşıyabilir misin? Ha, şunu da bu tarafa alabilir misin? Şuraya mı? Evet. Tamam, tamam. Evet. Biraz bu tarafa doğru, şuradakini. Şuradakini, tamam mı? Efendim? Saatin ters yönünde birazcık çeviriver lütfen. Tamam, şimdi biraz bana doğru. Tamam. Oldu mu? Tamam. Tamamdır. Evet, sağ olun. Şimdilik bu kadar. Döşemenin ne kadar çirkin olduğunu unutmuşum. Kurumsal bir mekan için kabul edilebilir. Ama benim için burayı darmadağın etmek gerekiyor. Tamam, şöyle yapalım. Duvarları kullanalım. Böyle bir katman oluşturarak başlayabiliriz. Bütün duvarı kaplayacak şekilde. Burayı biraz dağıtalım. Nasıl yapıldığını göstereceğim. Bak, böyle olmasını istiyorum. Bu biraz fazla koyuyor. Sendeki kareler biraz fazla baskın. Şimdi ben yazmaya başlayacağım. Ben yazmaya başladıktan sonra siz de yazmaya başlayabilirsiniz. Tamam mı? Hepiniz. Diana da dahil. Yanınıza gelip bazı düzeltmeler yapacağım. Stratejimiz bu olacak. Siz yazın, ben düzelteyim. Düzeltmeden kastım kendi tarzımı yansıtır hale getirmeliyim. Siz de en başından benim tarzımda yazmaya çalışırsanız işimiz kolaylaşır. Sol koluma bak, görüyor musun? Diğerinden ne kadar uzun. Ellerimizle çalışmanın bir sonucu bu. Günümüzdeki bazı sanatçılar, hatta birçok sanatçı ellerini neredeyse hiç kullanmıyor. Tamamen bağlam ve bağlamın uygulamaya dönüşmesine odaklanıyorlar. Ama uygulamada yoklar. Anlıyorum, çünkü bazen benim de yaklaşımım bu şekilde olabiliyor. Ama benim için ellerimle çalışıp fiziksel bir iz bırakmaktan daha eğlenceli bir şey yok. Eller sanatın içinde olmalı. Beynimiz gibi ellerimizin de kendine has bir hafızası var. Onu kullanmalıyız. Kaldır o kısmı, kaldır kaldır şuradaki kısmı. Evet. Tamam, kaldır onu. Tamam. Evet. Tam olarak bu noktada durursan hepsini birden inceleyebilirsin. Ya da şu taraftan baktığında bayağı güzel görünüyor. Bak. Nereden bakmalı bilemedim, evet, ama güzel görünüyor. Bu kapıdan giriyormuşsun gibi düşün.